Sayın Ercan'ı kurtarıyor mu? Sayın Ercan Akın? Yok. Sayın Ziyade Sandı. Çok değerli arkadaşlarım, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ama meslek yasası çıktığı günlerde 30 yaşlarında olan ben Türkiye Büyük Millet Meclisi koridorlarında ben Bütçe ve Adalet Komisyonu'nda görev yaparken ve Türkiye'de odalarımızı kurmak için il il dolaşırken birlikte olduğum arkadaşlar burada. Şu sözleri söylemezsem eksik kalırım. Bu meslek yasası ile ilgili verilen emekler ne kadar çabuk çöpe atıldı? Neden çöpe atıldı biliyor musunuz? O gün siz yoktunuz orada. O gün biz vardık orada. Bu kadar ucuz değil. Efendim kardeşim, bu iş o kadar ucuz değil. Aldın orduyu, getirdin mali müşavirlerin üzerine. Orduyu kullanmak o kadar ucuz değil. Biz bu orduyu Kurtuluş Savaşı'ndan görürüz. O ordu ülkemizin bağımsızlığı için de senin gözüne göre çalışmak. Biz çağdaşız, biz demokratız, ayrılan arkadaşlarımızla birlikte, başka gruba giden arkadaşlarımızla birlikte 30 yıldır çalışıyoruz, emeğe saygımız var, biz demokratız. Ethem kardeşim, ben seni bile dinliyorum, sana bile sabır gösteriyorum, çünkü biz demokratız. Bizi Maliye Bakanlığı'nın memuru
Bunun gibi bir sınav zihniyetimiz kabul etmiyoruz. Asla. Demokrasi, demokrasi çoğunluk nasıl bir şey biliyor musunuz? Demokrasi çoğunluk bir sistem nasıl bir şey biliyor musunuz? Laflarımı bitiriyorum. Değerli arkadaşlarım, demokrasi ve sorun, demokrasi çoğunluk sana bir şey. İstanbul'dan 300 delegeyle geldik buraya. Söz yok. Beni orada kimse yönetemez. Ben gerekiyorsa söz vereceğim. Oturun yerinize. Yok hocam.
Desteklenirlik, desteklenirlik bu camianın en eski, en köklü kuruluşlarından birisidir. Yüce Çelik bilekleri, Ebu Bekir Taş yürekleri, Aziz Babukçuların gelip geçtiği bir grubunuz var. Lütfen onlardan önce Kürsü Adabı, ondan sonra bunları.